Efendim yepyeni bir programla bu hafta da yine sizlerle birlikteyiz. Uzun yılları geride bırakan insanlarımızın hayat hikayelerinin içerisinde yer aldığı Hatıralar programıyla sizlerle birlikte olacağız. Hatıralar başlıyor. وعداً علينا إنا كنا فاعلين. Alemlerin Rabbi olan Allah, biz insanları en doğru yola iletmek, dünya ve ahiret saadetine ulaştırmak için kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Bu yüzdendir ki Kur'an şifa ve rahmet kaynağıdır. İnsanların en hayırlısı da Kur'an'ı öğrenen ve onu başkalarına öğretendir. Efendim şimdi Antalya'ya gidelim. Ömrünü Kur'an'a adamış, yüzlerce hafız yetiştirmiş, 81 yaşındaki Hafız Saadettin Özokutan'ın hikayesine kulak verelim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Antalya merkez Korkut Ali ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yedi yaşına kadar orada yaşadık, yani şeyde, küçük köyde. Yedi yaşından sonra ilkokula girdim. Beş sene ilkokulda okudum. Ondan sonra hafızlığa başladım. 5 sene hafızlık okudum. Ondan sonra, 5 seneden sonra hafızlık bitti. Dost ahbapla vedalaşın, nice sarkıdalar aşın. Artık çobanlığa başladık, davar güttük. Böylelikle hem hafızlığı devam ettirdik köyde, küçük köyde. Hem hafızlığı devam ettirdik, hem çobanlık yaptık. Kerbela, nurlar yağar her gün hala. Hoştur deyip kaza bela. Allah rızası için okururdu bu talebeler. Bir şey alma etme yoktu. Ancak bizim köyümüzün bir adet ve ananası vardı. Dıştan gelen talebeleri hanenin birisi alır. Çocuğu alır. Hafız oluncaya kadar onu okudur yani. Bakar. Yemesine, içmesine, her şeyine bakar. Ondan sonra hafız olduktan sonra ayrılırken, hocasından ayrılırken o kadar olur ki ayaklarına kapanır hocası. Ağlar. Bir kez o kalkıp talebe kalktıktan sonra bir kez hoca ağlar. Yani okuyan da okudan da öyle ondan huşu alır ki derse. Yani ayrılırken zor ayrılır. Düştüm Kabe yollarına. Dost ahbapla vedalaşı. Nice sarp dağları aşı. Halilullah ulaşı. Düştüm Kabe yollarına. Askerliğim çıktı.
İlk evvel Ankara Mamak'a gittim. Mamak'ta bir ay kadar kaldım. Ondan sonra Mamak'tan Gelibolu'ya gittim. Gelibolu'da da askerliğimi bitirdim. 24 ay yaptım. Geldi geçti benim ömrüm. Geldi geçti benim ömrüm. Ömrüm kadrini bilmedi. Bir kuş gibi uçtu ömrüm. Ömrüm kadrini bilmedi. 59 yılında askerliği bitirdim. Bittikten sonra memleketime geldim. Gelince köyde artık çobanlık yaptım. Bir sene bir çobanlık yaptım, davar güttüm yani şöyle. Ondan sonra 60-61 yılında Elmalı merkeze gittim. Kur'an kursu öğretmeni olarak. Ondan sonra vazifeye başladık. 4 sene Elmalı'da kaldık. 66'ya kadar Elmalı'da kaldık. Orada hemen hemen 10 kadar bir hafız çıktı. 4 şeyde. Orada ben oradan ayrılmadan 20-25 kadar bir Elmalı'da hafız çıkardım. Oradan geldikten sonra hemen hemen 250-300 burada korku haline geldim, çıkardım, hafız çıktı. Hanımım kendi köyümden, küçük köyden yani onunla oldu. Çoğu çocuğu da elhamdülillah dediğimiz gibi hepsini okuttuk. Hepsi İmam Hatip Okulu'nu bitirdiler. Hafızlı olanlar var, hem hafızlı olanlar hem İmam Hatip Okulu'nu bitirdiler. Hepsi namazında, ibadetinde. Çek memnuniyetsizliğim yok, Allah razı olsun hepsine. Ben 26-27 sene şeyi kıldırdım ben. Hatimle namazı tek şeyde. Bir ayda Kur'an hatmettik mesela. Dedim ki ya ben bu işi yapabilir miyim? Yani bir Kadir gecesinde hatmedebilir miyim dedim. Çalıştıktan sonra dedi, olur dedi. Adamları evime davet ettim, eve getirdim. Ellerine yemeği yedikten sonra ellerine Kur'an-ı Kerim'i verdim. Bir başladık oku oku oku. Arkadaşım birisi 20. cüz-ü Barkay uyudu. Kur'an-ı Kerim elinde kaldı yani. Öte ihtiyar, Burcan'ın imamıydı. O da 28. cüz'e geldim. O da bir cüz'ü sabah namazına yarım saat kala, bir saat kala bitirdim. Yani hepsini baştan ahır. Kalktık. Bir hafta çengelerim açılmadı böyle. Yani konuşamayacak duruma geldim. Yani. وعداً علينا إنا كنا فاعلين. Baktım ki bu işi biz yapacağız dedik. Bir Ramazan ayında, Kadir gecesi gün, her bir rekatta 30 sayfa okumak şartıyla 8 saat 12 dakikada Kur'an-ı Kerim'i hatmettik. Çok şükür elhamdülillah 8 saat 12 dakikada baştan ahire Kur'an-ı Kerim'i hatmettik. Allah kabul etsin. Başka dediğimiz yok yani. Müzik.
vakit bizler ta yeni yetişiyorduk şöyle. Babalarımız okuttular zaten. Bilhassa onlar çok zorluk çektiler. Yani dağda talebe okuttular. Haşa ahırlarda talebe okuttular. Haşa tutup yakalanı götürüler buraya getirdiler. Yani okudanları, okuyanları. Türkçesini şey etti yani Tanrı uludur, Tanrı uludur mesela. Allahu Ekber diyeceği zaman Tanrı uludur, Tanrı uludur yani bunu söyledi yani. Söylediler, millete bunu okuttular, okudular, biz de okuduk ara sıra yani bunları böylelikle. Yani çok zorluk çektiler Müslümanlar yani. Tanrı'nın elçisidir Muhammed. Çoluğun çocuğunu, kafası örtülü dahi okutamazsın yani. Ben resmi olduğum halde okulda çocuğu bana getirip de katamazlardı. Okutamazdık ben. Yani böyle. Şimdi öyle mi? Allah'ın kelamını okumak başka yahu. O kelam yani Kur'an okumak. Ne diyor o? Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim harfinden bir harf bulunmayan bir vücut efendim senin şey kenarında bulunan kefne bir ev gibidir. Ölüyle diri gibi farkı vardır. Kur'ansız olur mu yani? Olur mu? Olmaz. Değil. Her şeyden evvel Allah korkusu, peygamber sevgisi, vatan sevgisi, haram helal. Bunları bildikten sonra inşallah iyi olur. Yoksa bunları bilmedikten sonra ister dünya senin olsun işte. Amerikan zengin. Bakıyorsun şöyle şu şöyle zengin. Ama bakıyorsun her sıradan ne Allah korkusu var ne bir şey var. Yok. Gençler ibadetinde taatında olacaklar. Allah'ın kitabını bilecekler. İyi kötüyü bilecekler, ona öyle hareket edeceğiz.